Sevgili çocuklar, büyük harflerin yazımı konusunu bugün hep birlikte incelemeye ne dersiniz? Harikasınız. Öyleyse başlayalım. Zaten hepimiz birinci sınıftan beri sürekli bununla ilgili öğretmenimizden, annemizden, babamızdan sürekli uyarılar alıyoruz. Aslında çok çok da iyi bildiğimiz bir konu. Ama ben yine de tekrar hatırlatayım. Sevgili çocuklar, sakın unutmayın. Kişi, ülke, şehir ve yer adları. Hayvanlara verdiğimiz özel adlar. Sizin de hayvanlarınız vardır, değil mi? Evde beslediğiniz. Kurum ve bayram adları. Evet, bayramlarımızın adları, kurumların adları. Şiirlerdeki dizelerin ilk harfleri. Buraya dikkat. Belirli bir tarih bildiren gün ve ay adları. Her zaman ama her zaman büyük harfle başlar sevgili çocuklar. Gelin şimdi bu hatırladığımız kuralları birlikte tekrar edelim. Öncelikle kişi adlarımızı inceleyelim. Kişi adları yani bizlerin, insanların isimleri. Artık bunu çok 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 iyi biliyor olmamız lazım. Mutlaka ama mutlaka büyük harfle başlıyor. Bunların her biri özel isim, özel ad, değil mi? Örneğin Yaprak ismi Y harfi büyük olmalıydı. Hayır, yanlış yazmışsınız diyoruz, düzeltiyoruz. Nail ismini görüyoruz. Baş harfi büyük olmalıydı. Ve İlknur ismini görüyorum. Yine bakın, baş harfini küçük yazmışlar. Düzeltiyorum. Kişi adlarının, insan isimlerinin her biri özel isimdir. Bunlar büyük harfle başlar. Ve Murat isminin de baş harfi büyük olmalıydı. Ve Ali'ye de özel bir isim. Yine A harfimiz, baş harfimiz büyük harfle başlamalı diyorum. Ve şehir adları sevgili çocuklar. Evet, yaşadığımız şehirlerin adları daha özel isimlerden. Ve bunları da mutlaka büyük harfle yazıyoruz her yazdığımızda. Asla unutmamamız gerekiyor bu önemli kuralı. Sivas kelimesini yazarken, Sivas da bir şehrimiz değil mi? Türkiye'nin şehirlerinden. S harfi büyük olmalı. Ve Ankara başkentimiz. Anıtkabir de içinde bulunuyor Ankara'nın. Onu da hatırlayalım. A harfi büyük olmalıydı. Olmaz diyoruz. Hemen düzelttik. Ve Bolu. Bolu da şehirlerimizden bir tanesi. Baş harfi büyük olmalı. Ve Isparta. Isparta gül şehridir. Bilir misiniz? Ispartalı olan var mı aranızda? Çok güzel güller yetişir Isparta'da. Baş harfi büyük yazılmalıdır. Isparta'da bir şehrimizin ismi, özel isim. Ve Aydın şehri de aynı şekilde baş harfi büyük yazılmalı. Ve Burdur ilimiz, şehrimiz. İl ve şehir aynı şey demekti zaten. B harfi büyük yazılmalıdır diyorum. Ve ülke isimleri aynı şekilde özel isimlerimizden ülke isimleri. İlk olarak bizim ülkemizde başlamışız. Türkiye. Hayır, kesinlikle olmaz böyle. Baş harfi küçük harfle başlayamaz diyorum. Türkiye olmalıydı. Baş harfi mutlaka büyük olmalıdır. Ve Suriye görüyoruz. Suriye'nin de yine baş harfi büyük olmalıdır. Ülke isimlerinin de her biri özel isim. İngiltere, iyi büyük olmalı. İngiltere. Almanya görüyoruz. Yine baş harfini hemen büyütelim. Almanya diyorum. Ve Japonya, yine hemen düzelttim. Japonya olmalıydı. Fransa yine bir ülke ismi. Fransa F'si büyük olmalı. Evet. Belki aranızda ileride bu ülkeleri gezecek olanlar vardır. Ya da gezmiş olanlar, değil mi? Var mı acaba? Varsa çok güzel. İleride umarım gezersiniz, görürsünüz farklı ülkeleri.
Peki hayvan isimleri. Evet, sizlerin hayvanları var mı acaba? Benim daha önce köpeğim oldu, kaplumbağam oldu, kedim oldu, kuşum oldu, civcivim oldu, arım oldu. Arı da besledim, evet. Balıklarım oldu bir sürü. Aslında ben çok hayvan beslemişim, evet. Her birine de isim takardım mutlaka. Mesela kaplumbağalarım geldi aklıma. Yaprak ve Toprak da isimleri. Sizin de hayvanlarınız vardır değil mi mutlaka? İsimleri neler acaba? Duyayım sizden, söyleyin bakalım. Ah ah ah, ne güzel isimler koymuşsunuz böyle. Peki umarım hayvanınız olmasa bile ileride hayvanlarınız olur. Hayvan beslemek çok 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 güzel bir duygu gerçekten. Hayvanlarımıza isim takarsak bunlar da özel isim olarak geçiyor ve mutlaka büyük harfle başlıyor. Örneğin Karabaş büyük başlamalıydı. Baş harfi büyük olmalıdır diyoruz. Boncuk yine B harfi büyük olmalı. Ve Pamuk da bir hayvan ismi. Büyük harfle başlamalı. Minnoş. Evet, ne kadar sık kullanılır aslında bu isimler. Minnoş, Pamuk, ne kadar tatlı isimler. Ponçik. Büyük harfle başlamalı. Ponçik diyoruz. Ve Mırmır. Ay, kedi ismine benziyor sanki. Mırmır deyince bana kedi anımsattı. O da büyük harfle başlamış olmalıdır. Ve yer isimleri bitmedi. Öyle biter mi hemen? Büyük harfle başlaması gereken o kadar çok özel isim var ki bunları sık 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 o yüzden tekrar ediyoruz. Peki yer isimleri nelerdir? Mesela Van Gölü. Peki bu yer isimlerinde, yer adlarında sadece Van kelimesinin mi baş harfini büyük yapıyorum? Hayır, Van Gölü bu şekilde bir yer ismi olduğu için, iki kelimeden oluştuğu için Van kelimesinin de ilk harfi büyük, gölünün de ilk harfi büyük, Van Gölü şeklinde yazılmalı. Örneğin Gençlik Parkı, yine Ankara'da bulunan bir parkımız, belki ziyaret edenler vardır aranızda. Gençlik ve parkının da ilk harfi büyük olmalı. Gençlik Parkı şeklinde yazılır. Ağrı Dağı. Yine büyük harflerle başlıyorum. Ağrı Dağı şeklinde yazıyorum. Anıtkabir. Evet, atamızın kabiri Ankara'da bulunan, yine büyük harfle başlıyor bir yer ismi kendisi. Ve Meriç Nehri. Yine büyük harflerle başlıyorum yazarken mutlaka. Bunu böyle sık sık tekrar edeceğim. Çünkü her ne kadar öğretmenim hayır ben bunları çok iyi biliyorum deseniz bile yazarken bir bakıyorum. Aa diyorum, hiç olmayacak yerde bir yanlış yapılmış mesela. Halbuki dikkatsizliğinizden aslında hızlı davranmaya çalıştığınız için gerçekleşiyor bu hatalar. O yüzden biz sık sık tekrar ediyoruz. Peki Konya Ovası, yine büyük harflerle başlamalıyız. Konya Ovası şeklinde yazılmalı. Ve kurum adları. Nedir bu kurum adlarımız? Gelin birlikte bakalım. Yine kurum adlarımızda da kaç kelimeden oluşursa oluşsun bir bütün olduğu için Cumhuriyet İlkokulu örneğin. Sadece Cumhuriyet değil, değil mi? Cumhuriyet İlkokulu olduğu için İlk harfleri hep büyük harfle başlamalı. Yani Cumhuriyet. İ'si de büyük. İlkokulu. Ve hastanelerle kurumlar değil mi? Muş Devlet Hastanesi. Öyleyse M harfi büyük olmalı. Muş. D harfi büyük olmalı. Devlet Hastanesi derken de yine H harfi büyük olmalı. Ve Atatürk Stadyumu yine aynı şekilde hem Atatürk'ün A'sı büyük hem de stadyumunun S'sini büyük yazıyorum. Kurum adı olduğu için. Ege Üniversitesi, evet, İzmir'de bulunan bir üniversitemiz. Ege Üniversitesi şeklinde yazılır. Kim bilir, belki ileride bu üniversitede okuyor olursunuz.
Ve Ulu Cami. Evet, cami isimleri de özel isimler, kurum isimleri Ulu Cami şeklinde. Yine ilk harflerini büyük yazmalıyım. Türk Hava Kurumu da aynı şekilde baş harfleri hep büyük yazılıyor. Türk Hava Kurumu. Oh ya, şimdi rahatladım bakın, böyle yanlışları düzeltince ne kadar güzel oldu yazım kurallarına uyunca. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bayram adları ve özel günler de büyük harflerle başlar. Hadi bayramlarımızı tekrar edelim. Aynı zamanda Kurban Bayramımız. Ah ah, o güzel bayramlarımızdan yakın zamanda belki kutlayacağız. Dedelerimizin, ninelerimizin ellerini öptüğümüz bayram. Özel bir isim kendisi, yine özel isimler, özel günler ve bayram adları da büyük harflerle başlar. Yine K ve B harfini hemen düzelttim. Cumhuriyet Bayramı. Ne zamandır Cumhuriyet Bayramı? Sizlerden duyayım. 29 Ekim. Evet, özel bir isim. Cumhuriyet Bayramı olmalı doğrusu. 29 Ekim'de kutlarız ve Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramı da yine büyük harflerle başlamalı. Özel gün değil mi bu da? Ve Öğretmenler Günü yine özel günlerimizden bir tanesi. Bu da bir özel isim oluyor dolayısıyla. Öğretmenler Günü büyük harflerle başlamalı. İlk harfleri bitmedi ve tarihler de şöyle, eğer özel bir günü, tarihi belirtiyorsa, ay ne yaptım, yine büyük harflerle başlıyoruz yazarken. Örneğin 10 Kasım'ın K'si büyük olmalı. 10 Kasım 1938, bu tarih size ne hatırlattı? Atatürk'ün, değil mi? Öldüğü günden aslında bahsettik aynı zamanda. Ve 17 Haziran 1975 örneğin. 17 Haziran'ın H'si büyük olmalıdır. Yine 23 Ocak 2012. Ocak kelimesinin baş harfi büyük olmalı. Ayların baş harfini büyük yazıyorum yani. 28 Ağustos, A büyük, 2005. Ve 16 Mart 2017. 16 Mart 2017 olmalı. M'miz büyük. Ve 18 Ekim 2020. Ah, bu tarihte bana bir şey hatırlattı. Evet, benim doğum günümü hatırlattı. 18 Ekim günü. Tabii 2020'de doğmadım. 2020'de doğsaydım henüz doğmamış olurdum, değil mi? 18 Ekim 2020 derken de E harfini büyük yazıyorum. Aa, burada da bir tatlı etkinliğimiz bizi bekliyormuş. Altta bir şifre bulacağız sanırım. Nasıl bulacağız bu şifreyi? Gelin anlatayım size hemen. Örnek yapmış burada bir tane. Bir cümleler vermiş bize. Bu cümlelerimizdeki yazım yanlışlarını, yani büyük harfle başlaması gereken harfleri düzeltip buraya yazdığımızda tek tek bir şifre çıkacak karşımıza. İlk örneğimizde komşumuz gelecek ay Tokat'a taşınacak demiş. Mesela Tokat bir şehir ismi, büyük harfle başlamalı. T olarak düzeltmiş. Gene şuna bakalım. Doğum günümü 19 Eylül günü kutlayacağım. E harfi büyük olmalıydı. Şöyle düzeltiyorum. E olmalı. Şuraya da yazalım tek tek. T. Bakalım ne şifremiz. Belki ortalarında tahminde bulunanlar olur. Anneannem ineğine Benekli adını koymuş. Hayvan isimleri özel isimlerdi. Düzeltelim hemen. B olmalı. T. Evet. Önümüzdeki Ramazan bayramında bize gelin. Evet, özel günler, bayram isimleri büyük başlıyordu. R olmalı. Dördüncü şifremizi de bulduk.
Ve halam İngiltere'ye gidiyor. İ harfi büyük başlamalıdır diyorum. İyi olmalı. Tebrik. Birazcık tahmin etmeye başladım ben. Bakalım. Kuru kayısıların hepsi Kayseri'den geldi. Şehir ismi. K harfini de büyük yazmalısınız. Yanlış olmuş. Tebrik. Ben sanki buluyorum. Yeni öğrendim. Bozcaada Ege Denizi'ndeymiş. Yer isimleri büyük başlıyordu. E büyük olmalı Ege Denizi'nde. Yazdım hemen. Şuraya da yazalım. Dicle Nehri'ne pikniğe gittik. Yer isimleri büyük başlamalı. Dicle Nehri'nin D'si yine büyük olmalı. Murat, Merve ve Ebru ile çok iyi bir takımız. Ebru bir insan ismi değil mi? Büyük harfle başlamalı. Ede. Tebrik ederim çıkacak galiba. Gelin bakalım dedemi Rize Devlet Hastanesi'ne götürdük. Evet, Rize Devlet Hastanesi bir kurum ismi. R büyük olmalı. Son iki. Yaz tatili için İspanya'ya gideceğimizi öğrendim. İspanya'nın İ'si büyük olmalı. Bir ülke ismi değil mi? İspanya İ'si büyük. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şiir okuyacağım. Zafer Bayramı da bir bayram ismi, özel gün ismi. Z harfi büyük yazılmalı diyoruz. Tebrik ederiz. Çıktı şifremiz. Ah biz de teşekkür ederiz. Biz böyle Türkçe kurallar hakkında artık ustayız, profesörüz değil mi? O yüzden herhalde bir tebriği hak ediyoruzdur. Öyleyse hepiniz bu kurallara tekrar duymuş oldunuz, tekrarlamış oldunuz. Lütfen çok 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 dikkat edin. Türkçemizi güzel kullanmayı unutmayın. Hoşça kalın.